Bir münazara. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'la Hazreti Ali Efendimizin münazarası. Bir gün Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin evine geldi. İçeri gireceği sırada Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh da geldi. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh geri çekilip "Ya Ali, sen buyur içeri gir." dedi. O da cevap verip aralarında uzun konuşma oldu. "Ya Ebubekir, önce sen gir ki her iyilikte önde olan, her hayırlı işte ileri olan, herkesi geçen ancak sensin." Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, "Önce sen gir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme daha yakın sensin." Hazreti Ali Efendimiz, "Ben senin önüne nasıl geçerim? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den işittim. Ümmetimden Ebubekir'den daha üstün bir kimsenin üzerine güneş doğmadı." buyurdu. Hazreti Ebubekir radıyallahu an, "Ben senin önüne nasıl geçebilirim ki? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kızı Fatıma radıyallahu anhayı sana verdiği gün kadınların en iyisini erkeklerin en iyisine verdim." buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ali Efendimiz, "Ben senin önüne geçemem. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İbrahim aleyhisselamı görmek isteyen Hazreti Ebubekir'in yüzüne baksın." buyurdu. Hazreti Ebubekir Efendimiz, "Ben senin önüne geçemem. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Adem aleyhisselamın hilm sıfatı ve Yusuf aleyhisselamın güzel ahlakını görmek isteyen Ali el-Mürteza'ya baksın." buyurdu. Hazreti Ali Efendimiz, "Senin önüne gidemem, önünden geçemem. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, 'Ya Rabbi, beni en çok seven ve eshabımın en iyisi kimdir?' dedi. Cenab-ı Hak, 'Ya Muhammed, Ebubekir Sıddık'tır.' buyurdu. Hazreti Ebubekir Efendimiz, "Ben senin önüne geçemem. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, 'Hayber'de yarın sancağı öyle bir kimseye veririm ki, Allahü Teala onu sever, ben de onu çok severim.'" buyurdu. Hazreti Ali Efendimiz, "Ben senin önüne nasıl geçerim ki? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, 'Ya Ebubekir, sen benim gören gözüm ve bilen gönlüm yerindesin.'" dedi. Hazreti Ebubekir Efendimiz, "Ben senin önüne nasıl geçerim ya Ali? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet günü Ali cennet hayvanlarından birine binmiş olarak gelir. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri buyurur ki, 'Ya Muhammed, senin baban İbrahim Halil ne güzel babadır. Senin kardeşin Ali bin Ebi Talip ne güzel kardeştir.'" Hazreti Ali radıyallahu an, "Ben senden önce giremem. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebubekir'in imanı bütün müminlerin imanıyla tartılsa Hazreti Ebubekir'in imanı ağır gelir." buyurdu. Hazreti Ebubekir radıyallahu an, "Ben senin önüne nasıl geçerim? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ben ilmin şehriyim, Ali onun kapısıdır." Hazreti Ali Efendimiz bu sefer, "Ben senin önüne nasıl geçerim? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ben sadıklığın şeyhiyim, Ebubekir onun kapısıdır." Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ise, "Ben senin önüne nasıl geçerim ya Ali? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kıyamet günü Ali bir ata biner, görenler acaba bu hangi peygamberdir derler. Allahü Teala bu Ali bin Ebi Talip'tir." buyurur. Hazreti Ali Efendimiz bu sefer, "Ben senin önüne nasıl geçerim? Çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ben ve Ebu Bekir bir topraktanız, tekrar bir olacağız." Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an, "Ya Ali, ben senin önüne nasıl geçerim? Çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allahü Teala, ey cennet, senin dört köşeni dört kimseyle bezerim. Biri peygamberlerin en üstünü Muhammed'dir. Biri Allah'tan korkanların en üstünü Ali'dir.
üçüncüsü kadınların üstünü Fatıma-tü Zehra'dır. Dördüncü köşesinde de temizlerin en üstünü Hasan'la Hüseyin vardır. Hazreti Ali Efendimiz, ben senin önüne nasıl geçerim ki? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki, 8 cennetten şöyle bir ses gelir. Ey Ebu Bekir, sevdiklerinle birlikte gel, hepiniz cennete girin. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an, ben senin önüne nasıl geçerim? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ben bir ağaca benzerim. Fatıma bunun kökü, Ali gövdesi, Hasan ve Hüseyin meyvesidir. Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz şöyle dedi. Ben senin önüne nasıl geçerim ki? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allahü Teala Ebu Bekir'in bütün kusurlarını affetsin. Çünkü o kızı Ayşe'yi bana verdi. Hicrette bana yardımcı oldu. Bilal-i Habeşi'yi benim için azat etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu iki sevgilisi kapıda böyle konuşurlarken kendileri içeriden dinliyorlardı. Hazreti Ali'nin sözünü kesip içeriden buyurdu ki, ''Ey kardeşlerim Ebu Bekir ve Ali, artık içeri girin.'' Cebrail aleyhisselam gelip dedi ki, ''Yerdeki ve yedi kat göklerdeki melekler sizi dinlemektedir. Kıyamete kadar birbirinizi övesiniz. Allah Celle Celaluhu'nun yanındaki kıymetinizi anlatamazsınız.'' İkisi birbirine sarılıp birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna girdiler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Allahü Teala ikinize de yüz binlerce rahmet etsin. İkinizi sevenlere de yüz binlerce rahmet etsin ve düşmanlarınıza da yüz binlerce nalet etsin buyurdu. Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh dedi ki, ''Ya Resulallah, ben Ali'yi kardeşimin düşmanlarına şefaat etmem.'' Hazreti Ali Efendimiz dedi ki, ''Ya Resulallah, ben de Hazreti Ebu Bekir kardeşimin düşmanlarına şefaat etmem, başını kılıçla bedeninden ayırırım.'' Hazreti Ali Efendimiz ve Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhaların, taraftarlarının ve düşmanlarının kulakları çınlasın. Onlar Allah ve Resulü için mallarıyla, canlarıyla kendilerini feda ettiler. Bizler de birer müminler olarak Allah'a kendimizi teslimiyetle vermeli, Habibine layıkıyla ümmet olmalı, Allahu Zülcelal'in emir ve nehirlerini yerine getirmeli, sahabe-i güzin efendilerimizi Allah için çok sevmeliyiz. Rabbim bizleri kıssadan hisse aldığı kullarından eylesin. Amin.